We trained Nazis. Smerç Vuruhan. Ukrayna'nın stratejik konumu bu toprakların çok eski yüzyıllardan başlıyor zaten. Sovyetler Birliği'nin en üretken, kişi başı yaşam seviyesinin en yüksek olduğu cumhuriyeti ve en zengin, en müreffeh cumhuriyeti Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ydi. Donbas, Rusya'nın kalbi, Rus Çarlı veya Rus İmparatorluğu'nda kömürün kütlesel olarak keşfedilip işlenip çıkarılmaya başlandığı ve üzerine de demir çelik tesislerin kurulduğu ilk stratejik havza bölge. Düşünün ki o kadar kritik ki bu konumu ve potansiyeli, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Wehrmacht kuvvetleri yani Alman ordularının Ukrayna sahasında ele geçirip kullanmak istedikleri en öncelikli tesis bugünkü Mariupol'da. Wehrmacht kuvvetlerinin bugünkü Ukrayna'ya girdiği dönemde Ukrayna'nın batısında UPA kısaltmasıyla bilinen Ukrayna Kurtuluş Ordusu adlı bir örgüt kuruluyor. Bu örgütün lideri halen Ukrayna'nın çok önemli tartışma konusu teşkil eden Stepan Bandera. Ve Nazi Alman kuvvetleri Ukrayna içerisinde gerçekleştirecektir. O dönem tabii Sovyetler bir çatısındaki Ukrayna tabii kastediyorum. Sivil katliamları özellikle de ama Yahudi ve Komünist katliamını bu örgüte yaptırmaya başlıyorlar. Bu örgütü bu amaçlı taşeron örgüt olarak belirleyip seçiyorlar. Bu örgüt zaman içinde başlangıç daha politik bir örgütken askeri bir kimliğe bürünüyor. Ve içerisinden Galiçya Birliği adlı tam militarize SS'lere doğrudan eklemlenmiş bir de askeri yapı ortaya çıkıyor. To Washington DC. To Austin, Texas. Ukraine is free! Ukraine is free! To Chicago. 1980'lerin sonunda geldiğimizde, tabii Sovyetlerin her tarafından Batı ülkelerine göçler başladı. Ukrayna göçlerinin önemli kısmı Kanada ve Amerika'ya gerçekleşti. Ve hızla Kanada merkezli Kuzey Amerika'da ciddi bir Ukrayna diasporası oluştu. Tabii bunlar o dönemde Sovyetler Birliği'nin bir an evvel dağıtılması, parçalanmasından çıkarı olan Kuzey Atlantik İttifakı'nın o ilgili ülkelerdeki sayısız ideolojik, politik, sivil örgütleri, kurumları tarafından desteklendi, palazlandı, finanse edildiler. Ukrayna milliyetçisi bir Ukrayna'nın kurulması için seferber olmaya başladılar ve Ukraynalı etnik kimliğin çok baskın olduğu, diğer etnik kimlikleri, gruplar, Ruslar başta olmak üzere çok fazla hayat hakkının tanınmadığı bir imge vardı kafalarında, tahayyülünü Ukrayna açısından. Vichna Slava. Slava Nazi. Smerç Vuruham. Rusya! Rusya! Tabii ki bunu hemen hayata geçiremediler. Çünkü 1990'ların başında şöyle bir Ukrayna var. Düne kadar dahi olduğu gibi. %20'sinin en az ama etnik Ruslardan oluştuğu bir. İkincisi en az yine %50'sinin tüm ülkenin ana dilinin Rusça olduğu. Üçüncüsü de etnik olarak Rus olmasa da üst adet itibariyle kendisini Rus gören de o %20'den daha fazla bir nüfus vardı ve var. Askeri olarak NATO ile olan mesela flört o dönemde başlıyor da. 2004'te hatırlayalım bu turuncu devrim olarak ünlenen, hafızlara kazınan değil mi, dünya çapında bir kırılma yaşadı Ukrayna. 2004'te olan şu oldu özetle. İlk defa Batı yalnız, tırnakça söylüyorum, yani Rusya yalnız olmayan, kıblesini deyim yerindeyse Rusya'ya değil de her açıdan ama olacak şekilde Batı Avrupa'ya yani Avrupa Birliği'ne ve tabii ki NATO'ya dönmeye başlayan bir politik güç, bir partiler bile iktidara geliyor. O Sovyet döneminin simge isimlerinin heykelleri, anıtları, büstleri kaldırılmaya başlandı. Tüm bunlar ülkenin güneydoğusu ile orta ve batı arasındaki giderek sosyolojik ve duygusal köprülerin atılmaya başlanmasını sebebiyet verdi ve süreci bu şekilde bu yöne derinleşti. Ve hakikaten de Güneydoğu'daki vatandaşın çok önemli bir kısmı o ilgili parti veya partilere oy verirken Orta ve Batı Ukrayna'da tam tersi bambaşka partilere oy veriyor ve ülkenin seçimlerden sonraki 2004'ten başlamak suretiyleki tablosu Güneydoğu maviler ve Kırım'da bir dahil Orta ve Batı'sta ülkenin turuncular. Ülke siyasi olarak zaten 2000'lerin ortasına doğru bu şekilde bölünmüştü. Pandora'nın kutusu açıldı nihai olarak 2004'te.
O dönem mesela NATO'nun ilk defa Kırım merkezi tatbikatları oldu. Buna karşı çok büyük kitlesel gösteriler oldu Kırım'da ama. Yani 2010'da işte tırnak içinde Rus yanlısı gözüken ama hakikaten de Güneydoğu'daki halkın hassasiyetlerini, önceliklerini parti programı koyan, bunu bu vaatlerle gelen Viktor Yanukovych'in partisi seçimi kazandı. Yanukovych başbakan oldu. Bu Ukraynacılar, Ukrayna milliyetçileri biraz sessizliğe gömüldüler. Ama o dönemde şunlar oluyordu bir yanda. Neo-Nazi ve faşist partilerin başında Özgürlük Partisi geliyor. Bunun merkezi, yani gelişimin merkezi Lviv ve çevresi. Aynı adlı eyalet. Bu partiler o dönemde kurulmuş. Faaliyetle devam ediyorlar. O dönemde, yani 2010'dan ilk yıllarında sonradan Kiev'deki darbe sürecinde öncü rolü üstlenecek paramiliter gruplar askeri eğitimlerini komşu ülkelere alıyorlar. Polonya başta olmak üzere. Ukrayna'nın Rusya dışında en önemli ikinci komşusu Polonya. Polonya en az iki özelliği öne çıkıyor tam bu bağlamda. Birincisi tabii ki o 97 genişlemesinde ilk dahil olan ülkelerden biri olması NATO'nun. İkincisi de tarihsel Rus düşmanı, Rusya'ya en karşıt ülkelerin başında gelmesi Doğu Avrupa'da. O dönemde gene Stepan Bandera, İkinci Dünya Savaşı'nda işte SS'lerin, Ukrayna'daki taşeron örgütün liderinin devasa heykeli yükseliyor Lviv'in merkezinde. Bunların çok hızlı gün yüzüne çıkmaları, ikinci bir deyim yerindeyiz, Pandora'nın kutusu açılması 2014'te oldu işte. 2014 Şubat kırılması. Yani benim ilk defa Türkiye'den sivil faşist darbe olarak nitelendirdiğim süreç. Slava Ukraine! Hüvasa! Slava Nati! Svetlo! Ukraina! Borusev! Ukraina! Borusev! Ukraina! Borusev! Şimdi bunlar başlarda hakikaten de doğrudan neonez olarak ortaya gözükmüyorlardı. Ya da adları bile 2014'de kadar yoktu da zaten bunların. Her şey açıkçası yani son kertede ve son aşamada 2014'te başladı. Mesela sağ sektör, o zamana kadar böyle bir isim yoktu, Pravi Sektör dediğimiz. Kimse duymamıştı. İlk defa onların adı çıktı meydanda ve siyah kırmızı bayraklarıyla. Şimdi bakınız, siyah kırmızı bayrakları ve simgelerine bakanlar anında 2. Dünya Savaşı'ndaki o örgütün adını ve flamasını hatırlayıverdiler. Çünkü birebir aynı renkler, aynı flamalar ve aynı bayraktı. 2014'ün Ocak ve Şubat aylarındaki İçişleri Bakanlığı ve istihbarat ait silah depolarını yağmalayıp Kiev'e hızlıca hafif silahları ilk etapta nakletmeleriyle birlikte meydan bunlara kaldı. İktidarı zor yolu ele geçirdiler. Yanukovych liderliğindeki tabii devlet aygıtını devirdiler ve iktidar partisini lağvettiler, yok ettiler. Sonra işte birkaç ay sonra hatırlayacağımız bir savaş başladı Güneydoğu'da, yani Donbass'ta. İşte o savaş sürecine özgü olarak o dinamiklerle birleşen diğer gruplar ortaya çıktı benzer. Відтворити, відновити і створити нову могутню державу. Слава нації! Слава Україні! Amaçları savaş çıkartmak, savaş yürütmek ve savaş kendilerine kazanmak. Güneydoğu kaynamaya başladı. Rus etnik nüfusun yoğun olduğu, Rusça konuşan nüfus kitlesel olarak sokaklara çıkıp gösteriler düzenlemeye başladılar. Ve o gösteriler hızla birkaç hafta neticesinde Adesa'dan Nikolaev'e, oradan Kherson'a, oradan Zaporozhye, Dnipropetrovsk ve Kharkov'a tüm ve hatta tabii ki Donetsk ve Lugansk'a iktidarı ele almalarına götürdü. Pandora'nın en somut, Pandora'nın kutusunun açılmasının sonucu bu oldu. Bu süreç Ukrayna'nın yeni iktidarının bölgeye bir kendi adlandırması, antiterör operasyonu yapmasını beraberini getirdi. Bunu bu emri veren de Ukrayna Anayasası'nda böyle bile böyle bir madde olmamasına karşın o dönemde devlet başkanı vekili olarak vekaleten diğer bir deyişle devlet başkanı üstlendiği gözüken ve iddia edilen Turchinov oldu. Yanukovych devrilmiş, henüz devlet başkanı seçim yapılmamış. Ortada böyle yani yasal ve meşru olmayan bir ayaklar havada iktidar var. Bunun verdiği emir uyarınca ordu Kharkov üzerinden ve Dnipropetrovsk Donbas'a girdi ve savaş başladı. İlk çatışmalar daha doğrusu. Birkaç hafta sonra şöyle bir kırılma daha oldu bu sefer. Odessa'da benim Türkiye'nin Madımak'ı olarak nitelendirdiğim bir katliam oldu. Belki hatırlarsınız. 2 Mayıs 2014. Klikopole adlı meydanın ortasında Sovyetler Birliği döneminde Sovyet Yürütme Komitesi'nin kullandığı, sonra Sovyetler Birliği'nin ardından Sendika Federasyonu binası olarak kullanılan yapı ateşe verildi. Bir an 2 Mayıs'ta birileri, hani Türkiye'deki değil mi, terimlerle konuşacak olursak belki birileri düğmeye bastı. Bir maç çıkışı Adesa stadından çıkan kalabalık. Başka gruplar birleşip hızla 2 kilometre mesafedeki bu Klikovo Pole Meydanı'na yöneldiler.
Çünkü o binanın önünde Kiev iktidarını tanımayan, daha otonom bir Odessa eyaleti isteyen gruplar. Onların çadırları vardı. Bazı milliyetçi Ukraynalar tarafından da veya aşırı sağcılar tarafından onlar düşman olarak görülüyordu. Böyle bir gerginlik başlamıştı her eyalette olduğu gibi. Sonra o kitlenin bir kısmı, yani tekrarlıyorum, düne kadar işte Nisan ayı boyunca Kiev rejimini tanımayıp daha bağımsız, daha otonom bir Odessa ve Odessa eyaleti talep eden Odessalılar binaya sığındı. Bunlar o binaya sığındı, o binaya ateşe verildi. Yanarak, boğularak ve oraya giren milislerin kesici ve ateşli silahlarla kullanılmak suretiyle katledildikleri bu, bu kitle katliamı sonucunda kimi rakamları 30-40, kimi kaynaklara göre 40-50 civarında kişi öldü. Bu katliam doğrudan şöyle algılandı Donbas'ta. Ruslara, bizim soydaşlarımıza, bizim kardeşlerimize, bizim de aynı kandan, aynı kültürden, aynı geleneklere insanlar yok edildi, yakılarak, asılarak, kesilerek, kurşunlanarak. Dolayısıyla bu tepki orada iç savaş sürecini daha tetikledi. Donbas'ta da aynen Güneydoğu'nun diğer vilayet ve kent merkezlerinde ve ondan önce de Kırım'da olduğu gibi yeni rejimi tanımayan güçler, kesimler, kitleserlikteki halk gösteriler, barışçı gösteriler düzenlemeye başladı. O dönemdeki tek talep Kiev yönetimini tanımadığı, yeni yönetimin gayrimeşru olduğu, bu taleplerin, bu şiarların daha doğrusu sloganını yükselttikleri gösteriler. Öne çıkan iki slogan vardı. Bölgenin otonom statüye kavuşması talebi de buna eklendi. Ve Rus dilinin de önündeki engellerin kaldırılması, kamusal ve eğitsel dil olarak tanınması, anayasada yerini bulması. Ve 7 ve 8 Nisan tarihlerinde arda arda Donetsk ve Lugansk'ın vilayet parlamentoları bu gösteriyi düzenleyen güçlerin eline geçti. Halk Cumhuriyetleri ilan edildi. Bu tabii Ukrayna tarihinde, bağımsız Ukrayna tarihinde ilk defa olan bir şey olmuş oldu. Bir referandum düzenledi bu güçler. Bu referandumda tek soru soruldu. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsız yönünde evet mi hayır mı diyorsunuz? Bu referanduma %80-85 arasında bir katılım oldu ve yine 85 civarında bir evet oyuyla bağımsızlık yönünde oy kullanıldı. Он что? Залп сделал. Изверг. İki hafta sonra da buna karşı Ukrayna ordusu anti terör operasyonu verdiği bir hareket yapmaya başladı. İlgili birlikler Kiev'e bağlı Donbas'ın kuzeyi ve kuzeybatısından Donbas'a girdiler. On April the 13th, 2014, military action began in southeastern Ukraine. The authorities in Kiev called it an anti-terrorist operation. Kiev karşıtı, merkez hükümet karşıtı, Donbasçı diyelim ya, Donbas hareketinin bir kısım politik unsurları silahlanmaya başladılar. Ve milisler oluşmaya başladı. Bu direnişi tırnak içi örgütleyenler, yani Kiev'e karşı çarpışan Kiev kuvvetlerine, bizzat Donbasların kendisi. Yani oradaki halk. Ama bir o kadar da, neredeyse bir o kadar da diğer Güneydoğu'nun diğer illerinden gelen gönüllüler oldu. Odessa, Nikolaev, Kherson, Zaporozhye, Dnipropetrovsk ve Kharkov. Bunlar da birleşti ve bir anda sayıları önce binlere, ardından 10 binlere ulaşan, 10 binlere ulaşan bir halk milisi kitlesi ortaya çıktı. Direniş de zaten ilk, yani Ukrayna ordusuna karşı karşıya gelişi bunlar örgütleri, bunlar yürütmeye başladılar. Henüz Slavyansk merkezli, Slavyansk Donetsk vilayetinin kuzeyinde bir kilit bir şehirdir. Oradan başlama kaydıyla. Oradan başladı. Donetsk ilinin güneyine, aynı şekilde de Lugansk tarafına sıçrayıp onun da güneyine inecek şekilde birkaç ay zarfında tüm Donbas'a yayıldı bu çatışmalar ve artık büyük topyekun bir savaş. Rusya o dönemde değil Ukrayna'yı bölmeyi, böyle bir amacı bile uzaktan yakın olmadığı içindir ki bu Ukrayna ordusu neredeyse Ağustos sonuna geldiğimizde önüne katıp püskürtüp geri sürüklemeye başlamış olan bu halk milisleri, yani üstünlüğü, psikolojik ve askeri taktiksel üstünlüğü ele geçirmiş olmalarına karşı Rusya bunları frenledi, dedi ki tamam bu kadar, buraya kadar. Arayı hatırlayalım, Almanya Fransa girdi. İşte 1. Minsk Anlaşması'na giden süreç böyle oluştu ve o ilgili barış anlaşması imzalandı ve ateşkes. Sonra 1. Minsk'ten 1-1,5 ay sonra tekrar başladı çatışmalar.
ve 2014 sonu 15 başında savaşın kalbi Debaltseve adlı ufak kent çeperinde gerçekleşti. Burada binlerce Ukrayna askerinin ölmesiyle sonuçlanan bir onların verdiği adlandırmayla halka yapıldı. Yani onları kıstırdılar, çevrediler. Kim bunlar? Lugansk ve Donetsk'in işte halk milis ordularıİşte 2. Minsk Anlaşması imzalandı bu arada. 2015'in Şubat başları. Ve o artık bu 8 yıllık sürecin aktif topyekün savaş sürecinin ilk halkasını neticelendirdi. Ve ardından 7 yıl kadar düşük yoğunluklu bir savaş dönemi başladı. Erdoğan usati tarakan. Stambulski şakal. Assalamu aleyküm aleyküm assalam. Каждый вечер вечер наступает вдруг. Zelenski %73 kadar bir reyting alabilmesi, yani daha doğrusu oy alabilmesi sağlayan birkaç temel vaadinin başında barış sağlamak geliyordu. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу тоже заберут. Но ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Hakikaten ülkenin talebi buydu beklenen. En başta Güneydoğu'nun, tabii ki Donbas'ın. Ve hakikaten rekor bir oyla geldi iktidara. Ama aynı Zelenski, bakınız, Ukrayna'nın bağımsızlık döneminde hiçbir devlet başkanına, olumsuz anlamda söylüyorum, nasip olmayan bir reyting düşüklüğüyle yaşamak durumunda kaldı. İki sene içerisinde Zelenski'nin kamuoyu yoklamalarındaki popülaritesi %20'ye düştü. Çünkü Zelenski geldi ama geldi anı itibaren hem milliyetçilerin baskısı altında kaldı, aşırı milliyetçilerin, onların devletle ilişki halindeki uzantılarını vesaire, devlet içine bitmek bilmeyen oligark ve bürokratik kendi aralarındaki hesaplaşmaları, güç mücadeleleri arasında da kalınca, tabii tüm bunlara Zelenski'nin tecrübesizliği, herhangi bir hakikaten de politik kariyerinde olmaması eklenince, bu süreci bıraktım kotarmayı hiçbir şekilde idare edemez oldu. İpleri en baştan kaçırdı. Bu güçlerin tabiri caizse piyon haline geldi. Mücadele halinde olan oligarklar, doğrudan kendi aday olmadıkları için, onların doğru düz bir adayı da ortaya çıkmadığı için Kalamoyskin dar desteklediği bir kişi olarak Zelenski bir şekilde öne itildi. Yani Zelenski birilerinin bir adı konmadık ittifakın devlet başkan adayı olarak piyasaya tırnak için sürülen bir isim oldu. Ukrayna en büyük bankası, Privat Bank'ın sahibi olan yarı Yahudi Kalamoyskin, Dnipropetrovsk kökenli. Bu adam yine ülkedeki oligark mücadelesi çerçevesinde Kalamoyskin bu Aydar ve Azov adlı yapıları destekledi finans olarak, özellikle işin başında. Azov'un resmi simgesi SS'li hemen hemen aynı. Diğer geri kalan benzer yine neonazi ve işte faşizan paramiliter grupların da simgeleri, bayrakları ve flamaları çok çok benzer. En fazla Ukraynacı, geleneksel Ukrayna simgeleriyle Nazi Almanyası dönemindeki o ilgili işbirlikçi taşan örgütlerinin simgelerini bizzat Wehrmacht'ın birleştiren, bir pozu eriten tarzlı simgeler. Keşke imkanı olsa Türkiye'deki değil yüz binler, milyonlarca insanı Donbas'a götürmek imkanı olsa, gözleriyle görseler o simgelerin nerelerde kullanıldığını, hangi tanklara, zırhlı araçlara dahi kazındığını, şu savaş sürecinde şu anda ve o ana kadar ele geçirilen sayısız sığınakta, bu ilgili yapıların kullandığı depolar, tesislerde, her tarafın Adolf Hitler'in tişörtlerine, bayraklarına, simgelerine, posterlerine kadar bunların bizzat kullandıkları, her tarafı Gamal Haç bildiğimiz, bırakın SS simgelerini, Gamal Haç işaretlerin tüm duvarlara kullandıkları askeri tesislerde, efendimesinin bürolarda, ofislerde, araçlarda, her yere kadar bunu işledikleri, her tarafta malum, buna ilişkin sayısız hareketli ve hareketsiz görüntü var. Обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Я Путину вот клянусь и на колени стану и попрошу, чтобы только Харьков не тронули. Пускай не лезут фашисты сюда. Дай Бог ему здоровья. Да.
savaştan önce, yani topyekun savaştan önce güne kadar bu gruplar hemen hepsi Kiev'in merkezde başta olmak üzere on binlerce kişinin katıldığı gösteriler yapıyorlar. En ufak bahaneyle. Bir şey rahatsızlık duyuyorlar. Hükümetin aldığı bir karar, Zelenski'nin söylediği bir demeç, bilmem ne. Hemen bir büyük gösteri. Meşalelerle, büyük sloganlarla, hatta son birkaç yılda bu iş iyice deyim yerindeyse kontren çıktı. Откуда у тебя вот это правый сектор? У тебя взяли из сумки этого правого сектора. Akıllarına gelen her türden idari veya özel binayı, yapıyı yağmalayıp taşlamak, yakmak, bir takım cinayetleri imza atmak suretiyle de bunu mesela falanca Rus bankasını yağmalarlar, yakarlar. Ondan sonra Rusya ile ilgili bir kurum veya onunla işbirliği yaptığını düşündükleri bir özel veya resmi kurum varsa onu belirlerler. Bu örgütler yapılan gün ortasında Kiev'de Molotov kokteyli, ateşler, meşalelerle oraya ateşe verirler, taşlarlar, yakar, yıkarlar. Bunlara dokunan olmaz. This is the national militia when journalists aren't watching. В масках с молотками сбитыми, в куртках с надписью «Национальная дружина». Они кричали «Слава Украине!» и еще там какие-то свои лозунги. Начали здесь все просто громить. Bunlar hakikaten de bir şekilde devletin sahibi haline geldiler alttan. Ordu çünkü bunlarla bir noktadan sonra grif bir ilişki içine girdi ve bunlar orduya eklemlendiler diğer bir deyişle. On binlerce kişilik kuvvetleriyle sahadaki özel işte keskin nişancısından sabotaj timlerine kadar öncü rolde bunlar oynayınca ordu bir şekilde topyekun olmasa da düzenli ordu illaki vardı ama bunlara pek çok noktada ve pek çok işten teslim olmaya başladı. Bunların öncü gücünü kabullendi. These people should have been disbanded, arrested, shot. Instead, the military absorbed them and then promoted their officers throughout the ranks so that there's neo-Nazis everywhere. And the biggest embarrassment of all is when British, American, and Canadian troops go to Ukraine to train that military and NATO tactics, NATO equipment. The photographs show that they're training the Azov Battalion because those were the first units Ukrainian military brought forward for training. We trained Nazis. Kiev'de mesela bu son işte bu 7 senelik süreçte sayısız cinayet işlendi bireysel. Birkaç gazeteci öldürdü bunların aralarında. İşte sivil toplum önderleri, gazeteciler. Bunları, bu cinayetleri de bir yerde bu büyük ihtimalle bu yapılarla bağlantılı güçler organize etti veya bunları kullanan devlet yapıları ilgili. Düzenli Ukrayna ordusu, işte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri henüz harekatın veya işte savaşın başlangıcı itibaren çok hızlı çözülmeye başladı. Bu çözülme bir, konvansiyonel kapasitesini çok hızlı kaybetmesiyle ilintili, ikincisi de hiyerarşik yapısını ve organik bütünlüklü bağını, ilişkiler düzlemini zayıflamasıyla ilintili. Pek çok şehirde ve yerleşim noktasında Rus birliklerine karşı seferberle yürüten güçler hemen hepsi olmasa da ağırlıklı olarak o dönemde işte palazlamaya başlayan, ilk defa gün yüzüne çıkan 2014 sürecinde neonazi, aşırı sağcı, faşist askeri yapılar düne kadar da kimisi parametre özellik gösteriyordu. Bunların başında sağ sektör, Aydar, Azov, Şahtör Tugayları ve Donbas taburu geliyor. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить, если... С днем великой победы! Ура! Şu an devam eden Rus orduları, işte birlikleri karşısındaki, işte ister direniş diyelim, ister karşı koyuş veya savaş neyse, bunun öncülüğünü ağırlıklı olarak tamamen olması da cephelerin yerine bölgesine göre değişmek kaydıyla deminden beri farklı vesilelerle altın çizdiğimiz, gündeme getirdiğimiz güçler ve onları mobilize etmeye çalıştığı kitlere yapıyor. ...2014'ten itibaren şu zamana kadar Birleşmiş Milletler'in istatistiklerine geçen, yani kayıtlarına 14 ila 15 bin ölü var bölgede. Ama bazı kaynaklarda bu ölü sayısı, yani kayıp sayısı
30 ile 40 binlerle ölçülüyor. Düşünün ki bu sayının çok önemli kısmı sivillerden teşkil edilir. Bunların tamamını yapan, bu tabloyu ortaya çıkaran Ukrayna ordusu. Bu siviller Ukrayna ordusunun evlerine, okullarına, hastanelerine veya yolda yürürken, arabasındayken vesaire gelen, isabet eden top mermileri, hava mermileri, mitralyöz kurşunları, füzeler, roketler, bombalarla, mayınlarla bunları öldü ve öldürdü. Bugün sadece şu röportajı yaptığımız, söyleşi yaptığımız tarih itibariyle Donetsk merkezinde onlarca sivil hayatını kaybetti. Benim evimin bulduğu yerlere çok yakın noktalarda bunların bazıları minibüslerde öldü. Minibüs hareket halindeyken bazıları sivil konutlarında, bazıları sokaklarda alışveriş yaptıkları veya önlerinden geçtiği dükkanların önünde hayatları kaybettiler. Ukrayna ordusu geri çekilirken Hitler orduların yaptığını yapıyor. Geri çekilirken tüm altyapı tesislerini yok ederek, tüm köprüleri, tüm yolları, tüm sosyal tesisleri, bütün enerji hatlarını, su aktarım istasyonları, gaz dağıtım şebekeleri, ne var ne yok, veri üretim noktaları. Bir yandan da ellerine kalan ve sivil yerleşken arasında yerleştirdikleri füze rampalarını, topları da toplardan kalan mermi, kurşun ne varsa da arkaya, yani cephe gerisindeki kent merkezlerine fırlatmak suretiyle günde onlarca insan ölümüne sebebiyet vermeye devam ediyorlar. Şu ana kadar sadece 3 hafta içerisinde yüzlerce kişi bu şekilde öldü. Son günlerde neler ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Bunların birinci dereceden neonazi ve faşist askeri yapılanmaların kullandığı zindanlar, işkence odaları, hatta ufak toplama kampları. Aynen bu şekilde adlandırıyorlar. Bunların hepsi şu anda ilgili yerel kameramanlar, işte gazeteciler, medya grupları tarafından belgeleniyor, gösteriliyor vesaire vesaire. Şu an bunlar açığa çıkıyor.